Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Dula Çiğdem Güler. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Merhabalar. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Çiğdem Hanım, Dula nedir? Önce bunu bir öğrenelim. Dula kelime anlamı olarak eski Yunanca'da kadına destek olan kadın demektir. Türkiye'de yeni duyulmaya başlamış olsa da aslında Anadolu medeniyetlerinin ortaya çıkışından itibaren hayatımızda var olan bir kavram. Yıllardır mesela bizim kültürümüzde genellikle köylerde kadınlar bu süreci tanıyan diğer kadınlar tarafından doğumlarda hep destek görmüştür. Bu destekler kadının bir komşusu, arkadaşı, akrabası, eşi olabilmekteydi. Günümüzde biz doulalar aldığımız uzun süren eğitimlerle birlikte bu desteği profesyonelliğe taşımış olduk. Çok güzel bir şey, yeni bir şey zannediyorum. Evet. Destekleri nelerdir doulanın? Doula destekleri, öncelikle doulanın en önemli görevi burada doğum yapan kadına kesintisiz destek sağlamak. Daha sonra ihtiyacı olan kutsal alanın mahremiyetini korumaktır. Bizler doğumun gücüne, doğaya inanıyoruz. Kadın bedeninin bilgeliğine, bebeğe güveniyoruz. Burada annenin ihtiyacı olan fiziksel, duygusal, psikolojik destekleri de sunuyoruz. Tabii bu destekler tıbbi müdahaleleri asla içermiyor. Bir sağlık çalışanı, doktorun, ebenin yaptığı işlere hiçbir şekilde karışmıyoruz. Anne ve bebeği muayene etmiyoruz. Herhangi bir ilaç tavsiyesinde bulunmuyoruz. Yine bu alanda yapılan çalışmalarda doula desteği alan doğumlarda müdahale ve sezaryen oranının %50 daha az olduğunu bizlere göstermektedir. Evet. Peki doğuma hazırlık eğitimi neden gereklidir? Öncelikle doğuma hazırlık eğitimi bir kadın ve ailesi için doğum çok özel bir süreçtir. Anne adayları genellikle yakın çevrelerinden duydukları, medya üzerinden izledikleri, okudukları haberlerle, hikayelerle birlikte maalesef ki doğum hakkında negatif bir bilince sahip olabiliyorlar. Bizler doğuma hazırlık eğitimiyle bunları temizleyip, olumlamalarla birlikte doğumu daha pozitif bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Şimdi şöyle, yani anladığım kadarıyla doğumdan korkan, korkularından dolayı doğum yapmak istemeyen kişileri siz manevi olarak doğuma hazırlıyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Hani evet. Onun mucizevi bir yönünü aslında gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Yani dediğim gibi bu, bir aslında. Kadının doğumdan itibaren bedeninde sahip olduğu gerçek bir potansiyel var ve bu potansiyeli deneyimlemesi için ve bu doğum deneyimini güzel hatırlaması için onlara destek sunuyoruz. Aslında şöyle diyebiliriz değil mi? Sonuçta bir tecrübe ediniyorsunuz. Bunlar ilk tecrübe, yılların birikimi. Tabii. Kötü süreçlerde aslında biraz daha toparlayıp sakinleştirmek, o konuda destek vermek olabilir. Çünkü hamilelik süreci birazcık daha psikolojik destek gerektiren bir süreç. Siz de tabii tecrübelerinizi karşı tarafa aktarınca bunu bu şekilde çözmüş oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki de. Yani doğum değişken bir sürece de sahiptir bu arada. Bu süre içerisindeki değişikliklere karşı da kendimizi hazırlıyoruz. Mutlaka anneyle, anne adayıyla, baba adayıyla birlikte. Aynen. Peki bu sizin bahsettiğiniz doula destek sürecinde nasıl ilerliyoruz? Öncelikle anne adayıyla birlikte bir tanışma görüşmesi yapıyorum. Buradaki amacım annenin hayalindeki doğum nedir? Varsa korkuları, kaygıları, soruları bunları anlayıp bunlarla birlikte bir çalışma şekli planlıyoruz aslında. Bu süreci birlikte oluşturmuş oluyoruz. Daha sonrasında doğuma hazırlık eğitimleri ile beraber aileyi buna hazırlıyoruz diyebiliriz. Evet. Eğitimlerle birlikte anne baba adayını bu doğuma hazırlık sürecine dahil etmiş oluyorum. Evet. Peki bu hizmetleri online olarak verebiliyor musunuz? Hani farklı şehirde olanlar, yurt dışında olanları bu hazırlık sürecini de yapabiliyor musunuz online olarak? Tabii ki de. Bana ulaşan danışanlarımın çoğu zaten sosyal medya hesabım üstünden ulaşım sağlıyorlar. Türkiye'nin her neresinde olursanız olun, hatta yurt dışında bile olsanız online olarak doğuma hazırlık dersleri veriyorum.
Burada hatta şu anda takibini yaptığım yurt dışında iki gebem var ve çok güzel bir sürecin içerisinde ilerliyoruz onlarla. Eğitimlerim online olsa bile burada yine aileye, anne baba adayına hem bilgisel hem de uygulamalı tekniklerle doğuma hazırlıyorum. Bu süreç doğum gerçekleşene kadar iletişim halinde kaldığımız bir süreyi kapsıyor. Evet. Peki şöyle bir şey denk geldi mi size? Aslında danışanınız normal doğum istiyor ama korkularından dolayı sezaryana mecbur kalıyor. Ama sizin iletişime geçtikten sonra normal doğuma geri döndüğü oluyor değil mi? Tabii ki de, tabii ki de. Anne burada dediğim gibi eğer bir destek ihtiyacı var ve bana ulaştıysa öncelikle dediğim gibi buradaki ilk amacımız annenin doğum hayali ne? Doğum hakkında hangi bilgilere sahip? Dediğim gibi burada çevresinde duyduğu, sosyal medyada okuduğu, izlediği birçok olumsuzluklardan dolayı anneler maalesef günümüzde evet. Biraz normal doğumdan çekiniyor oldu. Daha basit gibi görünüyor sezaryenler daha onlar konforlu için. Geliyor. Tabii bizler doulalar olarak aslında her ne kadar doğal doğumları destekliyor olsak da tabii tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece burada tamamen hizmetimiz anneyi desteklemek. Annenin neye ihtiyacı var bu destek kapsamında? Onlar için yardımcı oluyoruz. Şimdi aslında merak edilen, en çok merak edilen kısmı sormak istiyorum izleyicilerimiz için de. Bir doula ile ne zaman çalışmaya başlanmalı? Yani gebelik planlanırken mi, gebelik sürecinde mi? Ne zaman size danışmalılar? Aslında bu çok sık aldığım sorulardan biri. Hangi dönemde anne doula ile çalışmaya başlaması gerekir? Anneler gebelik haberini alır almaz bir doula arayışına girebiliyorlar. Burada gebelik haftası erken olsa bile anne eğer bana ulaştıysa mutlaka bir ön görüşme yapıyorum. Haftası erken bile olsa mutlaka bir tanışıyoruz. Yine dediğim gibi doğumdan beklentilerimiz neler? Nasıl bir destek istiyor? Bunları konuşup sürecimizi planlıyoruz. Tabii dediğim gibi doğum değişkendir ve biz de bu süreç içerisindeki değişikliklere karşı da yine planlamalarımızı oluşturuyoruz. Yapılan çalışmalarda doula ile çalışılması en ideal zamanı 28. hafta itibariyle yani 3. trimester dediğimiz dönemi kapsıyor. Bu dönem aslında annenin gebeliğine alışma sürecini tamamlamış, bebeğine alışmış ve artık hangi noktalarda bir destek istiyor ve bizler de aslında bu haftadan sonra daha fazla verim alabiliyoruz çünkü daha akılda kalıcı oluyor. Doğum süreci yaklaştıkça kendilerini daha rahat ve daha güvende hissediyorlar bir doula ile çalışırken aslında. Aslında ben şunu merak ediyorum, bir doula ile çalışmaya karar verdik. Genelde bunlar seans olarak mı ilerliyor yoksa istedikleri her an size telefonla ulaşabiliyorlar mı? Şöyle, doula ile tanıştık, sürecimizi planladık. Daha sonrasında bir doğuma hazırlık eğitimi yaptık birlikte. Bir iki defa ev ziyaretinde bulunuyorum ve bir defa doktor kontrollerinde yanlarında eşlik ediyorum. Doktorlarıyla beraber tanışıyoruz. Çünkü dediğim gibi doula çok yeni bir alan olduğu için evet. Burada doktorların desteklemesi ve bu süreci hep birlikte yönetmemiz bizler için çok önemli. Burada Michel Odent'in bir sözü var benim de çok sevdiğim. Doula olunmaz, doula doğulur. Bu sözden yola çıkarak ve ben bir ikiz annesiyim. Evet, kendi doğum tecrübelerimle aslında nasıl bir destek görseydim, süreci ne kadar hakim olsaydım kısmını kendimce sorgularken bu güzel yolculukta eğitim programlarımı tamamladım. Ve artık profesyonel bir doula olarak annelerin hayalindeki doğumu gerçekleştirmesi için onlara bu eşsiz yolculukta evet. Eşlik ediyorum. Çünkü doğum güzelleşirse dünya güzelleşir. Evet. Süpersiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz doula Çiğdem Güler'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.